Lanmış. Daha bir çuval getirebilirdim. Ancak bu kadarını taşıyabildim. Şu hale bakın. Şimdi bunlar Kuzey Irak'ta Buşistan kuruyor. 16 tane kilise teşkilatı orayı Hristiyanlandırmak için canla başla çalışıyor. Kendi planlarını yürütüyor. İşte çekiç güç dediğiniz budur. İkinci sevr gücü. Hala bunu anlamak mümkün değil. Şimdi 3 gün sonra bu hükümet çıkacak. Efendim çekiç gücü 6 ay daha uzatalım. Allah'tan korkun, bu kadar şehit sizi çarpar, sizi çarpar. Neden? Abileri böyle emrediyor. Siz çekiç gücü bu ülkede tuttukça ne bağımsızlıktan bahsedebilirsiniz, ne bu ülkede milli bir menfaati koruyabilirsiniz. Bu bizim bütün haysiyetimizi kıran bir güçtür. Bu bize karşı getirilmiş, buranın hakimi Amerika'dır diyen bir güçtür. İlk yapılacak iş, şahsiyetli politikanın ilk yapacağı iş, bu gücü geldiği yere göndermektir. Sayın Hocam, 5 dakika hocam. Buyurun Sayın Başkan. 5 dakikamız kaldı. Çok teşekkür ederim. Muhterem arkadaşlarım, bakınız, Sayın Başkanımız da hatırlattılar, zaman nasıl su gibi akıp geçiyor. Bu terör olayı hakkında yapılanlar hiçbir şey değildi. Asıl tedavinin bir an evvel yapılması lazım gelir. Bunun için biz reçetemizi Sayın Başbakan'a da verdik. Her günde ifade ettik. Biz böyle değildik. 1400 yıl tek bir vücut halindeydik. Vücutlarımızı birbirimize siper ettik. Çünkü bizi Müslüman kardeşliği birbirimize bağlıyoruz. Bu politikadan vazgeçildiği için, ırkçı politikalara, materyalist politikalara sapıldığı için şimdi ülke bu felaketin içine gelmiştir. Bakınız, sizin açmazsınız şurada, siz bu işi halledemezsiniz. İnsanların kendi ananı ve öflerine göre yaşamak en tabii insan hakkıdır. Ana dilini konuşur, ona göre çocuğuna öğretir. Bunları önlerseniz zalim olur. Ama siz bugün öyle bir noktadasınız ki, eğer bu hakları o bölgede yaşayan kardeşlerimize verecek olursanız, dış güçlerin etkisiyle Türkiye bölünmeye gidiyor. Vermeyecek olsanız meseleyi çözemiyorsunuz. Siz açmazsınız. Halbuki bak, bize gelince biz arkadaşımıza diyoruz ki, arkadaş nece Kürtçe konuşmak söyleme. Ne konuşacaksın söyle bak. Efendim ateistlik konuşacağım, Türkiye'yi böleceğim. O zaman Türkçe konuşsan bile zararlısın sen. Ne konuşacaksın? Müslüman kardeşliği, bir ve beraberliğimizi konuşacağım. İstersen Ugandaca konuş, ben senin alnından öperim. İşte ilaç, işte çözüm budur. Bunu siz çözemezsiniz, her meselede olduğu gibi. Bunu ancak Refah Partisi çözer. Ancak adil düzen çözer. Bunu şimdi Güneydoğu'daki bütün kardeşlerimiz de biliyor. Her 3 partide Allah'a şükür olsun Güneydoğu'da silindiniz, siz yoksunuz. Güneydoğu'da 2 alternatif var. Bir tanesi Refah Partisi, öbürü de terör. Şimdi 27 Mart'taki seçim bir referandumdur. Referandumdur. Terör mü istenecek, refah mı istenecek? Refah demek, ülkenin birliği demek, huzuru demek, 60 milyonun kardeşliği demektir. Eğer seçim emniyeti olursa, ülkenin her yerinde olduğu gibi Güneydoğu'da da inşallah Refah Partisi 27 Mart'ta en büyük zaferi kazanacaktır. Huzurlarınızda bütün milletimize bugünün hatırası olarak ilan ediyorum ki Refah Partisi Türkiye'nin birliğinin teminatıdır. Muhterem arkadaşlarım, şimdi zaman su gibi akıyor. Bakınız, terör dinozoru bu. Acizsiniz, çözemiyor. Dış politika dinozoru da böyle. Bütün dünya bir araya gelmiş, İslam'ı yeryüzünden kaldıracağız, Türkiye'yi böylece yok edeceğiz. Etrafımızda bir de gelmişler, Ortodoks çemberi kurmuşlar, sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlar. Şimdi siz bu dinozora Bosna'yı verdiniz, dişinin kovuğuna gitmedi. Azerbaycan'ı verdiniz, dişinin kovuğuna gitmedi. Kıbrıs'ı şimdi, Allah muhafaza etsin,
vermeye kalkacaksınız, gene dişini koy. Neden? Çünkü bu Ortodoks Birliği, Bizans'ı ihya edeceğim, Anadolu benim olacak diyor. Karşınızdaki dış politika dinozoru bu. Bak İngiltere'de 7 tane enstitü, Bizans enstitü harıl 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 çalışıyor. Sizse burada gidiyorsunuz Anaplı bakanlarla Yunan bakanlar patrikhaneye alay valay açıyorsunuz. Tamir ediyorsunuz. Şimdi aklınız sıra İstanbul Belediye Başkanlığı alacaksınız da patrikhaneye İstanbul'un merkezi yapacaksınız. Bak surları gördünüz, ihya ettiniz. Önün yeşil saha yaptınız. Tamirat için izin verdiniz. Etrafındaki mahallelerin satın almasına sebep oldunuz. Onlar da sizden yüz buldu. Ben Bizans kralıyım diyor. Bütün Ortodoks Kilisenin başı olduğu papalıkla beraber yeniden Bizans'ın ihyası için çalışılıyor. İşte dış politika dinozoru bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah muhafaza buyursun. Siz bu yabancı güçlere karşı hatta işte biz Hristiyan olduk deseniz gene inanmazlar, gene bu ülkeyi yok etmek isterler. Bundan dolayı geliniz artık Batı taklitçiliğinden vazgeçin. Dış politika için sadece üç cümle söyleyeceğim. Önce bir defa Dışişleri Bakanımıza da sesleniyorum. Bugünkü kadroyla lider ülke Türkiye'nin dış politikası yürümez. Bizim Dışişleri Bakanlığımızda 1000 tane diplomat ya var ya yok. Bir Mısır'ın diplomasi 5000 tane diplomatla çalışıyor. Bir Yunanistan 5000 tane diplomatla çalışıyor. Dış politika çok mühim. Onun için mutlaka dışişlerimize yeni kıymetli diplomatlar almalıyız. Bizim dışişlerimizde Arapça bilen bir tane diplomat yok. Farsça bilen bir tane diplomat yok. Çok büyük noksanlarımız var. Bu noksanları süratle telafi etmeliyiz bir. Dünyanın hiçbir yerinde ayak üstünde dış politika yürütülmüyor. Ne kısa, ne orta, ne uzun vadeli milli politika yok. Dünyanın her yerinde strateji enstitüleri, alternatifleri oluşturuyor. Siyasi gücün karar vermesine yardım ediyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ayrıca dünyanın bütün parlamentolarında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri her gün meclisin Dışişleri Komisyonu'na geliyor. Her soruyu cevaplandırıyor. Bütün partilerle beraber dış politika olgunlaştırılıyor. Yalnız Türkiye diye bir ülke var ki bunun başbakanı gidiyor, hatta Clinton'la konuşurken dışişleri bir bakanı bile toplantıdan dışarı çıkartılıyor. Böyle dış ülke politikası yürüten dünyada hiçbir ülke yok. Bu böyle gitmez. Bu ülke kimsenin çiftliği değil. Bu vatan 60 milyon insanın vatanıdır. Rica etsem. Çare bir an evvel şahsiyetli dış politikaya dönmek, dış işlerinin önemini kavramak ve de İslam Birliği'ni kurmak. Şimdi bakınız bu hükümetin yanlış politikasına. İslam Birliği'nin nüvesi ekonu, bunu geliştirmek lazım gelirken maalesef şu anda Tahran'da bizim bürokrasimiz eko yazılarının başına besmele konsun mu konmuş. Bunun kavgasını yap. Eskiden RCD'nin gelişmesine Şahmani yolu. Şimdi o görevi Türkiye yapıyor. Her adımı frenliyor. Bakınız geldi Habibi. Efendim bize Kıbrıs politikasında yardım edin dedi Sayın Başbakan. Habibi ne dedi? Biz zaten size yardım ediyoruz. Onun için İran'da insan haklarına riayet edilmiyor maddesi Birleşmiş Milletler'de oylanırken biz Yunanistan ve Kıbrıs'ın oyunu kaybettik. Ama biz sizin yüzünüzden bunları kaybettiğimiz halde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi neredeydi? Niye gelip bizi desteklemediniz de genel kuruldan kaçtınız? İşte bu kafayla siz Türkiye'nin menfaatlerini koruyamazsınız. Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi toplayıp kapatıyorum. Bakınız, size üç tane dinozordan bahsettim. Terör dinozoru, ekonomi dinozoru, dış politika dinozoru. Dinozorlar bunlardan ibaret değil. Demokratikleşme de bir dinozordur. Öbür taraftan savunma sanayimiz tamamen dışarıya bağımlı hale gelmiştir. O da bir dinozor halindedir. Diğer yandan temiz yönetim, diğer yandan ademi merkeziyetçilik, Türkiye'nin yeniden yapılanması. Erzurum'da bir insan emekli olduğu zaman çocuğuna sağlık karnesi çıkartmak için Ankara'ya gidiyor. Bu böyle yürümez. Ve de bunu siz yapamazsınız. Neden? Çünkü mahalli idarelere yetki verelim diyorsunuz. Mahalli idarelere yetki verdiğiniz zaman onlar imam hatip okulu açacak diye ödünüz patlar da onun için yapamazsınız.
İspatı da açık. İşte bak, ihtilalden sonra üniversitelere sözde özellik diye notu atıp duruyorsunuz. Hani üniversitelerde özellik, ne zaman ki üniversitelerin adedi çoğaldı, bunu kontrol altında tutamadınız, hemen yok diye bir avuç insanla totaliter bir rejim kurmanın kaşifi sizsiniz. Temeliniz bu. Böyle geliyorsunuz. Halbuki bunlar artık yürümüyor. Büyük değişim mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü davalar dinozor haline gelmiştir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu gelişme milletimizin, vatanımızın, hepsinin, 60 milyon insanın sağduyusuyla oluyor. Bak, hepinize bir müjde vereyim. Bu ay Refah Partisi'ne yeni kaydolan üyelerin adedi 100 bindir. 100 bin. Ve işte 27 Mart inşallah yeni bir dünyanın kuruluş günü olacak. Gelecek sene Ekim ayı ise lider ülke Türkiye'nin kuruluş günü olacaktır. Bu temenniyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimize saadetler diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet.